Peki hocam, bunların Evet. haricinde kalp hastası olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Kalp hastası olmamak için öncelikle tabii toplumsal kültürümüzün bunu önlemeye yönelik yerleşmiş olması gerekiyor her şeyden önce. Buradan kastım şu, yemek kültürümüz her şeyden önce. Tuzlu beslenme, ekmeğin çok tüketilmesi, karbonhidrat ağırlıklı beslenme. Bunu ben bir hastaya söylemekle elbette o hastayla ilgili mutlaka ciddi değişiklikler sağlayabiliriz ama Genel anlamda. amacımız toplum sağlığıysa şayet bunu gerek Sağlık Bakanlığı gerek değişik sivil sağlık örgütleri nezdinde çalışmalar yapıp Sağlık Bakanlığımız bunu gayet iyi dönem dönem yürütüyor. Tuz konusunda, tuz tüketiminin azaltılması konusunda hassasiyet, egzersiz kültürünün yerleştirilmesi gibi bu tür kampanyaların ulusal çapta yürütülerek topluma bir alışkanlık olarak, sabit bir alışkanlık. Yani kilo verdik, yaza doğru gidiyoruz, kilo aldık, yaza doğru kilo verelim. Biraz kolesterolümüz yüksek çıktı, bir 6 ay et yemeyelim gibi. Tansiyonumuz biraz yükseldi. Bu sıralar biraz tuza dikkat edelim. Bu şekilde değil. Burada artık diyet veya geçici bir egzersiz sürecinden ziyade yaşam stili değişikliğinden bahsediyoruz. Yaşam stili değişikliği. Yani hastamız veya sağlıklı bir birey ileride yaşayabileceği olası sıkıntılı durumlar için veya bir kalp krizi geçirmiş, bir sorun yaşamış. Bundan sonra yaşamamak adına onu bir yaşam biçimi olarak kabul edecek. Geçici bir periyotta yapıp bırakacağımız bir şey olarak değil. Dolayısıyla yaşam tarzı değişikliği kavramı burada önemli. Hastalarımız ömür boyu o yaşam tarzını benimseyip o şekilde yaşamaktan mutlu olacaklar. Günde yarım saat 45 dakika yürüyüş yapmayı bir ödev olarak değil, bir eğlence, bir rahatlama aracı olarak düşünecekler ve böyle yapacaklar. Ancak o şekilde kalıcı olur. Değilse hastalarımızı görüyoruz. Kalp krizi geçiriyor. 6 ay sonra sigaraya tekrar başlıyor. Bypass oluyor. 1 yıl sonra sigaraya tekrar başlıyor. Peki.